beyaz saçlı çocuk doğuramıyor. Hepsi mi öyle çıkar ya? Kromozom değil mi? Hepsini mi adamdan alıyor? Potter Kafa'ya hoş geldiniz Potter Kafalar. Ben Ekin. Ben Süleyma. Bugün sizlerle birlikte Game of Thrones konuşuyoruz. Evet. Bu kanalda bir ilk. Evet. Aslında daha önce Marvel videolarımız falan vardı. İzlememediği Game için. Game of Thrones yoktu ama işte. Evet, Game of Thrones yoktu. Biz işte fantastik evrenlerle ilgili konuşmayı çok seviyoruz. O yüzden kanalın ufkunu da biraz genişletmek istiyoruz. Yani Harry Potter içeriklerine tabii ki hala devam edeceğiz de. Yani arada böyle farklı şeyler de konuşalım. Çünkü hani neredeyse her fantastik evreni az çok takip ediyoruz. Evet, yani. Evet, evet. İlgili videolar yapmak istiyoruz. Hatta sizlerden de talep geliyor. O yüzden konuşalım dedik. House of the Dragon konuşacağız. Yeni Game of Thrones dizimiz. Game of Thrones'ta geçen yeni dizi. Yaklaşık 300 küsur mu? 250 mi? Ne öyle bir şey? Tam öyle bir şey öncesini anlatıyor. Ve ana karakterlerimizin kadın olduğu bir dizi. Evet, önce senin dizi hakkındaki yorumlarını alalım ki sen zaten Game of Thrones'u taze taze izlemiş birisin. Evet. Game of Thrones'u izledim. Yani Game of Thrones'un çok saçma bir şey var. İzlemedim ben abi Game of Thrones'u. İzlemedim. En son 8. sezonu çıktığında Kübra izliyordu işte Game of Thrones. 8. sezonu çıktığında izliyordu. 8. sezonu dedim ben de izleyeyim bakayım. 8. sezonu gittim dizinin en kötü sezonunu izlemiştim yani sadece. Ve ben bile beğenmemiştim 8. sezonu. Hı hı. Sonra yeni izledik. Tekrar Kübra da tekrar izlemiş oldu. Ben de yeni izlemiş oldum. Müthiş bir dizi. Hı hı. Çok efsane bir dizi. Son sezonları kötü olabilir. Son 2 sezonu çok iyi değil ama ben hala da yani televizyon tarihinde yapılmış en iyi dizi olduğunu çok düşünüyorum şahsen. Çok güzel bir dizi ya. Gerçekten yani her açıdan, görsellik açısından, efektler açısından, emek, oyunculuk, hikaye, tabii, kurgu, her açıdan bence yani televizyon tarihi açısından çok önemli bir dizi. Zaten Game of Thrones'tan sonra aslında televizyon dizileri aynen değer görmeye başladı bu kadar para, aynen, maddi olarak yani. Tabii. Hatta ben şeye falan da gitmiştim. Dubrovnik'e gittim. King's Landing'e. Ben bilmiyordum o zaman Game of Thrones'un 2. mi 3. sezonunu ne izliyordum. Ve Dubrovnik'e gittim işte. Bir baktım her yerde Game of Thrones figürleri, bilmem neleri falan filan. Meğerse King's Landing sahnelerinin bir kısmı, büyük bir kısmı Dubrovnik'te çekilmiş. Hadi ya. He. Şey mi, orada bir kalenin içinde falan mı? Evet, böyle meşhur bir kalesi var ona, oranın. Büyük bir kalesi. Hani içinde şeyler falan var, marketler falan filan. Kalesi mi var? Dubrovnik kalesi. O şey King's Landing'in içini mi kullanmışlar? İçini mi kullanmışlar? Evet. Muhtemelen. Yani belirli kısımları gerçekten şey yaparsan, hatta şey falan oluyorum. Ya ben buraya Game of Thrones'u hatırladım gibi falan da oluyorsun. Ya işte şey gibi düşün. Nasıl desem? Ha evet evet. Seferihisar'daki kale içi mesela. Ha. Ama onun daha büyük tabii, bir versiyonu. Küçük bir King's Landing orası evet, da tabii. Oranın daha büyük bir versiyonu. İşte orada kahveciler var. İşte hediyelik eşya dükkanları falan var. Güzel bir yer. Hani imkanınız olursa gidin. Küçük bir King's Landing yani. Oraya gitmiştim. Güzeldi. Sonra ben işte bırakmıştım bir yer. 2. 3. sezonda bırakmıştım diziyi. Sonra ondan sonra tekrar izlemeye başladım falan böyle. Evet. Dedim King's Landing'i gördük, diziyi izlemeyeceğiz mi? Tabii. Yani Game of Thrones benim en sevdiğim televizyon dizileri arasında herhalde. Benim de favorim zirveyi oldu. Oynuyor. Benim favorim oldu ya izleyince. Zirveyi oynuyor benim için. House of the Dragon'a gelince şahsen ben şimdi senin gibi karşılaştıramayacağım. Çünkü sen Game of Thrones'u yeni izledin ama bunca senenin özleminden sonra ki hani buna şey de dahil 8. sezonu katmıyorum işin içine. O bile çıkalı çok oldu. Evet. Bayağı oldu. O işte çıkar hemen şey yaparsın, oturursun eşek herifin çevirmesini beklersin, izlersin bilmem ne falan, hemen bir konuşmalar dedikodular döner. O şeyi yakalattı tekrar dizi bize. O ritmi yakalattı bize tekrar. İlk şey diye yorumlar geliyordu daha böyle birkaç ay önce, bayağı ay önce. İşte George R. R. Martin izledi ve hani bu diziyi şey dedi, beklentiniz neyse daha da yükselttim falan diye açıklama yapmıştı. Ben hani abartı bulmuştum şahsen. Sadece Game of Thrones'a olan ilgiyi tekrar şey yapmak için. Ama yani doğru söylüyorum adam vallahi yani şey tekrar o Game of Thrones hissini yakalattı bence de. Hatta öyle bir şeydi ki bence ilk sezon. Hani gelecek sezonlarda çok daha büyük şeyler. Beklentiyi çok yükseltti değil mi? Çok daha büyük şeyler olacak evet. Bir şey. Birinci sezonu tamamen gelecek sezonları şey yapmak hazırlık için. Sezonu hazırlık sezonu olarak evet, ayarlamış. Evet. O yüzden çok beğendim ve asla sıkmıyordu yani. Ben sıkıldım biliyor musun? Sen sıkıldın ben mı? Ben ilk bölümlerinde biraz sıkıldım. Şöyle sıkıldım. Yani bende Game of Thrones özlemi çok yoktu taze izlediğim için. O yüzden bana ilk bölümleri çok böyle Muhteşem Yüzyıl havasında geldi. Ne yalan söyleyeyim. Game of Thrones'tan sonra hele. Çok böyle şu şununla evlenecek, bu bununla evlensin. Çok sakin geçiyor ilk bölümler. O yüzden çok şey yapamamıştım ben. Isınamamıştım. Bir de şimdi Daemon'la ilgili benim çok daha yüksek beklentilerim vardı ilk sezonla ilgili. Yani ilk sezonda da ben Daemon çok parlak bir karakter olur. En parlak karakter bu olur falan diye düşünüyordum. Çünkü ilk bölümler öyleydi yani. Asi prens kafaları böyle çok şey bir adam falan. Oyuncu zaten sevdiğimiz bir oyuncu.
Ve yani dizideki en tanınır rolü de ona vermişler. Yani evet, en tanınır oyuncu o. Damon yani. Ama sonra Damon da beni böyle bir hayal kırıklığına uğratmaya başladı. Böyle sezonun ortalarına doğru. İşte böyle gitti bilmem ne bir şeyler yaptı kendi kafasına göre. Yani o ilk bölümdeki özellikle dizinin ilk bölümündeki asi prens şeyi sönmeye başlıyor bir Damon'ın. Orada bir hayal kırıklıkları oldu. Bir de işte bu evlilik muhabbetlerinden biraz sıkılmaya başladım ben. Sonra ama şey yapmaya başladı. Tekrar bir yükselmeye başladı. O muhabbetleri artık bir bıraktı. Çözdüler o işleri çünkü. O da şöyle aslında abi. Yani dizideki iç savaşın sebebi o. O olaylardan dolayı o iç savaş oluyor. Ya yani onu da anlatmak durumundalar. Yani ona da biraz hani katlanıyorsun. Hı-hı. Bir şey oluyor sıkılsan da. Sonra çünkü dizinin şeyi o yani. Temeli o olduğu için bir şey de diyemiyorum yani. Ama ben biraz sıkılmıştım ilk bölümlerde. Ya Damon'la ilgili ben şey diyeceğim. Ben ilk bölümden beri aşırı gıcık oluyordum Damon'a. Ta ki şeye kadar gıcık oldum ben Damon'a. Bu işte şey spoiler olacak bu arada. Yani bir konuşacağız artık. Oldu bayağı. Bayağı oldu yani. Bayağı. Biz geç bile kaldık aslında videoyu çekmekte. Şey bu işte Rhaenyra'nın çocuklarının aslında işte bu siyahilerin olduğu hanedanın varisleri değil dedikoduları falan çıkıyor ya. Ondan sonra işte kardeşi geliyor şeyin. O Rhaenyra'nın kayınbabasının. Evet. Rhaenyra'nın kayınbabasının kardeşi geliyor işte atarlanıyor. Evet. İşte ben bunlar soyumu diyor, tüketmeyeceğim. Bilmem ne yok olmayacak kanımız falan filan. Evet. Evet orayı bipleyelim. Ama öyle diyor. Kendi öyle diyor. Yani o sırada böyle şey oluyorsun sen izlerken, tamam mı? Özellikle hikayenin devamını bilmiyorsan, kitabı falan okumadıysan. Of şimdi bu çıktı karşımıza, bunu çekeceğiz. Bunun ayaklanmalarını izleyeceğiz bilmem ne falan filan derken Damon bir kafayı uçuruyor orada dedim. Çekiliyor fişi valla. Direkt oradan çıkıp dövmeciye tüme Damon dövmesi yaptı. Oo, o kadar mı diyorsun? Evet. Hadi ya. Ha. İyi bakın. Ben Matt Smith izliyorsa. Matt Smith'ti değil mi adamın adı? Evet. Matt Smith'e selam olsun. Yani Damon zaten dizinin en parlak karakteri bence hala. Yani çok sessiz bir moda bürünüyor Damon. Dizinin işte o ilk bölümlerinden sonra çok sessiz bir moda bürünüyor. O daha böyle korkunçlaştırıyor Damon'ı. Değil mi? Hı-hı. Yani böyle şey bir adam değil. Asarım, keserim, şöyle yaparım, böyle yaparım. Böyle atarlanan falan bir adam değil yani. Evet, az konuşuyor. Hı-hı. Çok cool. Hatta ya, hiç konuşmuyor neredeyse. Ve böyle hı-hı, çekiliyor kenara, izliyor, bakıyor falan. Hı-hı. Yapacağı hamleleri yapıyor yani. Şey demiş dizinin yazarlarından biri. Hani Damon aslında çok pislik bir karakter. Niye bu pislik karakteri bu kadar sevdiniz ben anlamadım falan. Çok karizmatik çünkü. Çok karizmatik. Evet, oyuncunun da sempatikliği var tabii, yani. Tabii tabii tabii. Onun dışında diziyle ilgili şunu söylemek istiyorum ben. Hani şey falan lafı geçiyor işte. Rhaenyra'nın babası neydi onun adamın adı ya? Kral mı? He kral, kral. Bütün isimler birbirine benzediği için. Kral. Evet ya. Targaryenlerde öyle bir sıkıntı var. İşte kralın hani dönemi çok şey geçmiş. Boş geçmiş bir hı-hı, noktada. Barış içinde geçmiş ya. Evet. Tırnak içinde. Ben o şey diyordum artık hani. Bu kraldan umudu o kadar kesmişler ki. Bir sonraki varisi düşünmeye evet, koymuşlar. Tabii, tabii. Yani hadi gitsin artık kim oluyorsa olsun. Çünkü krallıkta hiçbir şey olmuyor tabii, yani. Ve zaten hastalanıyor falan. He. O da çok ilginç. Mesela onunla ilgili adam taş hastalığını yakalıyor sonuçta. Hı-hı. Ve dokunuyorlar da bayağı. O kadar hani yatak hayatı da var adamın. Hı-hı. Çocukları oluyor, şey oluyor, herkes dokunuyor, sarılıyor, ediyor. Ben şey diye düşünüyordum hep. Başkalarına mı bulaşacak şimdi falan diye düşünüyordum. Daha onunla ilgili bir şey çıkmadı. Bilmiyorum bulaşacak. Ya ben bu arada okumadım kitabı da. Ben de okumadım. O yüzden okumadan konuşuyorum. Şey dedikoduları var ama. Adamın hastalığı dikkat edersen Otto Hightower yanındayken hı-hı, yükseliyor. Hı-hı. Otto Hightower kralın yanındayken adamın hastalığını yükseliyor genelde. Hı-hı. Yokken adam uzun yıllar yaşıyor falan filan. Tabii yani, gönderdikten sonra iyi gidiyor. Acaba Otto mu bir şey yapıyor diye dedikodular da var şahsen. Otto çok aslında ilginç bir karakter. Hı-hı. Ya şimdi Game of Thrones'la karşılaştırmasına birazdan geleceğiz de. O benim ilk sezonda eksikliğini hissettiğim bir şey oldu. Karakterlere tam şey yapamadım başta. Ama sonra bu çocuklar da işin içine girmeye başladıkça, hele kralın kendi çocukları, işte o Yağız delikanlı var ya bir tane uzun çeneli. O falan mesela çok ilginç tip yani. Hı hı. Onlar da işin içine girmeye başlayınca karakterler bir yükselmeye başladı tekrar benim gözümde. O da hoşuma gitti. Nereye bağlayacaktım unuttum. Neyse. Mesela Damon'la o çocuğu çok benzetiyorum ben. Hı hı. Neydi adı unuttum çocuğun da. İşte bu sivri çeneli olan. Aemond. Aemond aynen. Onunla mesela Damon'u benzetiyorum böyle hal tavır olarak falan. Benzerlikleri var. Hı. Damon'un belki gençliğine falan benziyor olabilir şey olarak. O çocuk mesela iyi bir karakter bence. Güzel bir Aemond, karakter. Aemond evet. Ay ama lanet bir karakter. Çok hiç fena. Sevmiyorum. Çok fena. Çok evet, fena. O çocuğun altından daha çok şey çıkacak yani. Hı. Ben o çok merak ettim. Gittim o çocuğun başına sonra neler gelecek öğrendim. Hadi ya. Ha. Ay dur söyleme şimdi. Söylemeyeceğim.
izleyeceğim de. Kaç sezon olacakmış bu arada, onu biliyoruz mu? Vallahi şey demiş George R. R. Martin, hani bu hikayeyi iyi bir şekilde anlatabilmek için en az 4 sezona ihtiyacımız var demiş. İyi, tamam. Ki az bile bence. Tabii canım. Güzel yani, gidebilir. Bir de şey zaten, işte bu aslında House of the Dragon şeyi anlatıyor. Ejderhaların dansı diye geçen evet. bir dönem var. Evet. Onu anlatıyor ve hani karakter üzerinden gitmiyor aslında, yine Game of Thrones evet. gibi. Evet. O dönemi anlatıyor. Yani atıyorum bir noktada Rhaenyra da ölebilir. İşte ne bileyim. Daemon da ölebilir. Daemon da ölebilir ve hikaye devam edebilir yani. Hı-hı. O yüzden aslında hiçbir karakterin sürekli kalacağına güvenimiz tabii yok. Game of Thrones'ta da öyleydi aynen, zaten. Aynen öyle. Hatta Rhaenyra'nın başına ne geleceği Game of Thrones'un bir kısmında açık açık söyleniyor. Hadi Joffrey ya. Bahsediyor. Ama ben baktım, siz bakmayın. Çünkü dizide öğrenmesi çok şey olur. Gerçi ben hani baktığım için daha da merak ettim. Lan bu nasıl olacak? Bu noktaya nasıl gelecek evet, diye. Evet, bu noktaya nasıl gelecek diye çok merak ettim ama. Ne oluyor acaba? Şey yapmayın. Tamam okey, o zaman Game of Thrones karşılaşmasına geçebiliriz. Geçelim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani insan ister istemez Game of Thrones'la karşılaştırıyor abi yani. Ama şöyle karşılaştırmak mantıklı mı acaba? Bu sonuçta dizinin ilk sezonu. Game of Thrones'un da ilk sezonları. Hadi ilk sezonu neyse de. Çünkü televizyon tarihi de farklı bir noktadaydı yani. İlk birkaç sezonuyla karşılaştırınca. Mesela Game of Thrones'un ilk sezonu çok iyi değil bence. Lynch is coming. Özellikle teknik açıdan. Ben izlerken benim gözüme bazı şeyler çok ya, ters geldi. Olabilir ama şöyle bakmak lazım. Şimdi Game of Thrones gerçekten hani televizyon sektöründe. Tabii 2008 mi ne ya ilk sezon, öyle bir şey değil mi? Çok eski yani. 2010 mu? 2010 falan mi? Herhalde ya. Ha, çok eski abi. Şey ama Game of Thrones bir devrim. Yoktu çünkü öyle bir şey. Şöyle o dönemde çıkmış işte dizilere bakın. Bu kadar özenilmiş görsel efektler, tabii, bu kadar büyük zaten. Prodüksiyon falan filan tabii, yok. Tabii tabii. Ve Game of Thrones bu açıdan bir devrim. İnsanlar hı-hı. çünkü inanmıyor. Yapımcılar falan inanmıyor. Bir televizyon dizisinin bu kadar parayı hak ettiğine inanmıyorlar o dönemde. Hı hı. Ve Game of Thrones bu şeyi aşıyor ve aslında Netflix'te şu an bir Stranger Things izliyorsak, onun dışında işte Prime Video'da işte Lord of the Rings izliyorsak vesaire falan, hı hı. bunu biz aslında Game of Thrones'un yarattığı devrime borçluyuz hı hı. yani. Çünkü Game of Thrones bu kadar büyük bütçeyle bu kadar iyi bir dizi çıkarılabileceğinin ve dizi olabileceğinin, hani film olmadan da bu kadar iyi olabileceğinin ve para kazandırabileceğinin bir göstergesi. O yüzden Game of Thrones'un ilk sezonu çok önemli. Tabii tabii tabii. Game of Thrones'un ilk sezonu şu açıdan çok farklılar. Game of Thrones'un ilk sezonu bir olay örgüsü anlatıyor. Bir kitabı anlatıyor aslına bakarsan. Hı-hı. Bu sürekli yıl atlaması içeriyor. Çok bilmem fazla. Ne falan. Tabii çok ve fazla. Kafalar da karışıyor. Hatta bu işte şey Rhaenyra'nın yattığı oğlan neydi o? Sir mi? Sir. Sir Criston mı? Ha, Cole. Ha. Aynen. Onun hiç büyümemesi mesela garip. Evet. Bazı karakterler hiç değişmiyor. Evet. Bazıları büyüyor falan. Hı-hı. Garip şeyler var. Onlar bizim garibimize gitmişti mesela. Izlerken. Hatta şöyle bir teori de var. Bak şu an yeri gelmişken bahsedeyim. Aklıma geldi. Rhaenyra'nın ilk çocuğunun Sir Cole'dan işte olabileceğine dair dedikodular var. Çünkü fark ettiyseniz Rhaenyra'nın önüne çocuğu düşürmesi için, varsa düşürmesi için bir tane şey kelse konuyor. Ama Rhaenyra'nın içip içmediğini biz görmüyoruz. Hı-hı. O yüzden hani içmeyip de ilk çocuğun aslında Cole'dan olduğuna dair dedikodularda, teorilerde mevcut. Onun için bir teori daha vardı. Onu unuttum. Dur bakayım. Neyse. Ya Game of Thrones'un ilk sezonu komple şeyle geçiyor zaten. İşte Stark King's Landing'e gidiyor el olmak için. Ve onun o gidişinin ne sonuçlar doğurabileceği, işte neler olabilecek falan onunla geçiyor. Yani çok şeyle geçiyor aslında ilk sezon Game of Thrones'un. Nasıl diyeyim? Çok ben şey hissetmiştim Game of Thrones'un özellikle başlarını izlerken. Böyle sanki Witcher dünyasında gibiyim. İşte çok böyle o orta çağ, işte medieval dönemi çok yansıtan bir şey gibi geliyordu bana izlerken. Ama House of the Dragon'da o yok. Hem daha önce de geçiyor çağ olarak. Hem de dizinin kafası farklı House of the Dragon'da. Daha iç bir entrika var. Yani tamam yine taht istiyorlar falan da 7 krallık istemiyor tahtı. Bir krallık içindeki insanlar istiyor tahtı. Onun şeyini izliyorsun falan. O yüzden daha farklı bir kafada aslında House of Dragon. Yani daha kompakt bir şeyde. Bir de daha fantastik geliyor bana. Evet evet. Yani ejderhalar falan da işin içinde çok olduğu için çok farklı bir kafada aslında. Aslında kitaplarda Game of Thrones daha da fantastikmiş bizim dizide gördüğümüzden ama dizide onu biraz törpülemeleri hem onları bütçe açısından rahatlatmıştır. Doğru. Hem de asıl olay Game of Thrones'taki hiçbir zaman fantastik canavarlar, savaşlar mavaşlar değil. İnsan ilişkileri olduğu aynen, için. Aynen evet evet. Evet. Onu vermesi. İşte ben Game of Thrones'ta onu seviyordum abi. Bunda da var. Bence çok yok.
Bence var ya. Çok yok ya. Yani genel olarak şeyden yürüyor. İşte şu benim çocuğum, bu senin çocuğun. Ben bununla evlendim, sen bununla evlendin. O şeyle dönüyor. Evet, o şeye döndü. Ama Game of Thrones'ta çok beklemediğin ilişkiler doğabiliyor. İşte mesela Jaime ile mesela Brienne'in ilişkisi müthiş bence. Benim favorim yani o ikili. Benim dizideki favorimdi. Hı. O çok mesela beklenmedik bir ilişki, çok tatlı bir ve ilişki. Ve sonunda çok beklenmedik bir yere bağlanıyor. Çok yani bağlandığı yerler hoş falan. Benim mesela Game of Thrones'ta sevdiğim şeyler onlardı. Ya da mesela Jon'un etrafındaki ilişkiler falan. Yani o küçük ilişki gruplarını seviyordum ben Game of Thrones'ta. Dağınık ama kendi işlerinde çok güzel, böyle entrika dönüyor, bir şey dönüyor falan. Onu seviyordum ama House of the Dragon'da çok bulamadım onu. Benim House of the Dragon, yani Game of Thrones'ta kıyaslayınca o beni çok yine şey yapıyor. Bence ilk sezonda sadece temeli yapıldığı için olmayan şeyler. Olabilir. Devam sezonlar bence katlayarak bilecek üzerine yani. Olabilir. Bir de House of the Dragon'da şöyle bir eksiklik görüyorum ben. Mesela Game of Thrones'un da ilk sezonundan beri şeyler vardı abi. Konseydeki tipler mesela. Serçe Parmak, bilmem ne şey, Varys. Bunlar kendi başlarına çok enteresan tiplerdi zaten. Ve çok zeki tiplerdi, çok enteresan tipler. Tyrion, Varys, işte Serçe Parmak falan. Tek tek bunlar çok enteresan ve akıllı karakterlerdi. House of the Dragon'da bunu da ben çok göremedim. Yani kendi içinde çok zeki ve o entrikayı yaratıp sürdürebilecek çok fazla karakter yok. Yani ilginç karakter çok fazla yok aslında House of the Dragon'da. Tek tük. Mesela işte Daemon ilginç bir karakter. Ama Rhaenyra bence ilginç bir karakter gelmiyor bana. The Negroni, Magliato, with Prosecco in it. Oh, stunning. Ya ilginç bir karakter değil de çok, bilmiyorum, bağ kurabilir. Biliyorum ben yani. Doğrudur, doğrudur. Ama bir şey heyecanlandırmıyor beni. Rhaenyra, öyle değil. Heyecanlandı. Mesela Daemon heyecanlandırıyor beni. Ya Daemon heyecanlandırıyor, Aemon heyecanlandırıyor. Hı-hı. Beni bir tek o ikisi heyecanlandırıyor. Dur bakayım, başka kim vardı? Otto. Otto fena değil. Mesela işte Otto Game of Thrones kafasında bir karakter. Evet. Entrikacı, olayları karıştıran, zeki ve böyle olayı karıştırıp çekilen bir ne adam. Ne kadar yani. Rahatsız edici. Yani yıllardır mesela şeyi planlıyorlarmış. Kral ölünce benim torunum nasıl tahta geçecek? Bunu planlıyorlarmış ya. Tam bir Game of Thrones karakteri işte. Böyle karakterler lazım o diziye. Sadece böyle işte ejderhalar savaşacak falan şeyinden sıyrılıp onu da katarsa 10 numara olur bence. Bu arada Alicent'ın bir çocuğu daha varmış ama zaman kalmadığı için bu sezonda tanıtamamışlar. Gelecek sezonda tanıtacaklarmış. Kimden? Kraldan. Kraldan. He. Hadi ya. Aynen. Küçük mü daha? Küçük. Ha. Allah Allah. Ayrıca şeyin de bir sürü şeyi var. Tabiri caizse p***i var. Kimin? Daemon'un mu? Aegon mu? Aegon. Ha. Aegon. Aynen. Yeni kralın. Aynen. Var tabii. Oo. Onu zaten arasalar dizi biter ya. Onları bulana ya, kadar. Bu kadar. Ya nasıl oluyor anlamıyorum. Rhaenyra niye beyaz saçlı çocuk doğuramıyor, ben onu anlayamıyorum. Abi ben de anlamıyorum ya. Hepsi mi öyle çıkar ya? Abi sonuçta kromozom değil mi? X var, Y var ya. Hepsini mi adamdan alıyor yani? Bütün çocuklarda mı? Yani. Biri beyaz saçlı olsa çözülür zaten olay. Ona ben de sinir oldum. Bir iki tane çocuğu var canım da. E yani. Tamam, biri beyaz saçlı olsun abi. Hiç mi? Üç tane pardon. Üç. Üç tabii mü? Üç tane. Bir tanesi bebek ya. Yok. Aa, o da büyüdü. Ama çocuk yine. Üçüncüyü hatırlayamadım ben. Joffrey. Joffrey işte bu kocasının manitinin adını vermişti ya. Kocası manitinin adını vermişti. Ha. Ben o çocuğu unutmuşum komple. Ha. Öyle o işte. O çocuğu unutmuşum. Ama bence de hiç mi beyaz saçlı çocuk çıkaramadın Rhaenyra? Çıkarsaydın bunlar olmayabilirdi. Yani. Bunlar olmayabilirdi. Bir de Rhaenyra'ya suç atıyoruz değil mi? Çok saçma. Evet. Ya Rhaenyra da çok kaşınıyorum abi ya. Çok kaşınıyorum Rhaenyra'da. Bu çok şey mantığı değil mi ya? Hani eski zamanlarda olurmuş ya. Bana erkek çocuk veremedin falan mantığı. Öyle ama sonuçta gerçekten öyle. Ama öyle abi, şimdi Rhaenyra'nın başındaki belalarının bütün sebebi o çocukların saçının beyaz olmaması. Evet evet. Beyaz olsa kimse sorgulamayacak. Abi Daemon'un ben şeyini çok seviyorum ya. Gidiyor ejderha toplayıp geliyor ya. Müthiş bir şey. Adam gidiyor topluyor ejderha geliyor yani. Ve işte bu ejderhaların dansının sonu aslında Game of Thrones'ta gördüğümüz için söylüyorum şu an. Evet. Bütün ejderhalar ölüyor. Evet. Evet. Yani bütün ejderhaların yok oluşu bir noktada. Evet. Evet. Ondan sonra işte Khaleesi'ye kadar, Dany'e kadar ejderhalar yok. Yok. Ve hani bu dizinin sonunda da muhtemelen bütün ejderhalar yok olacak. Ne kadar garip bir şey değil mi? Game of Thrones'ta ejderhalar böyle bir mit olmuş, tamam mı? Evet. Ama House of Dragon'da araba gibi kullanıyorlar ejderhayı. Evet. Çok garip bir şey. Benim de bir ejderham olayım. Değil mi? Şöyle bir dizel. Evet. Az yakan. Mesela o çocuğunki az yakıyordur küçük. O az yakıyordur. Yok mu bana, yani yok mu bana bir tane ejderha alacak? Şey çok yakıyordu mesela. Baelor muydu o en büyük olan adı? Baelor'du sanırım. En büyük olan. Bu hiç hatırlamıyorum ismini. En büyük olan böyle aşırı büyük bilmiyorum, var ya. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. O sivri çeneli olan. Tamam biliyorum. Bilmiyorum.
Baylor'du sanki. O mesela çok yakıyordur. O çok yakıyordur yani. Değil mi? Nasıl böyle şık diye sonunda şık diye. Abi bir ısırıkta paramparça et. Sinek gibi yedi. Salak ya. Ama o ejderhada. Ne gidiyorsun karışıyorsun ona? İşte o da çok garip bir şey değil mi? O savaşı çıkartan şey ejderhalar. Evet. Ejderhalardan dolayı savaş çıkacak şimdi. Dans edecek. Dans edecek tabii. Dans et. Baylor'un dans edisi gelmiş. Baylor da fena ejderha ama. Çok fena ejderha. Göremiyorsun falan. O kadar büyük yani. Göremiyorsun. Ejderhaların twerk'ü. You better fight bitch. Bitch better have my dragon. Yani ben genel olarak House of the Dragon'dan ve evrenin gittiği yerden memnunum. Ben hatta memnunum. Şey Game of Thrones'un sonrasında Jon Snow'un başına neler geldiğini anlatacak bir dizi de gelecekmiş. Çok fazla 7-8 tane daha ya 9 hatta. Aynen, bir sürü dizi gelecek. Game of Thrones şey Jon duvarın arkasına gittikten sonrasını anlatan mı? En son dizinin sonunda evet, gidiyor ya. Evet evet kuzeye gidiyor. Aa, işte. Aynen aynen. Onu mu anlatacak? İyi evet. Güzel. Güzel. Hatta direkt şey Kit Harington'ın fikriymiş. Jon Snow oynayan adamın fikriymiş. Ama yaşlanmış mı olacak? Yaşlı biri mi oynayacak acaba? Bir yok ya aynı kendisi oynayacak. Kit mi oynayacak? Tabii, tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir sürü aslında Game of Thrones dizisi geliyor. Tabii gelecek. Hani onlarla ilgili de bir video isterseniz yorumlarda belirtin biz yapabiliriz. Onun dışında... Bu arada ben diziyi beğendim şimdi. Beğenmedim gibi bir algı oluşmuş olabilir ama. Siz diziyi izlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bizi desteklemek için kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ama Game of Thrones'u daha çok seviyorum. Sus sen. Muhteşem yüzyıldasın. Hürremcisin sen. Abi Alicent bildiğin Hürrem ya.